PKK azılı bir din düşmanıdır. PKK tüm komünist oluşumlar gibi komünizmin temel ateist materyalist görüş ve felsefesini her yönüyle benimsemiş bir terör örgütüdür. Dolayısıyla dine, dini kurumlara, dini kavramlara ve her türlü mukaddes değere karşı cephe almıştır. Karşı olmanın da ötesinde dine büyük bir kin, nefret ve öfke besleyerek hak dinleri Marksist, komünist idealler karşısında en büyük engel ve düşman olarak görmektedir. Wall Street Journal'da 24 Temmuz 2015 tarihinde Matt Bradley ve Joe Parkinson tarafından hazırlanan makalede PKK'lılar doğrudan Amerika'nın Marksist müttefikleri olarak tanımlanmakta ve örgütün Marksist yapı ve ideolojisi detaylı biçimde tanıtılmaktadır. PKK'lı savaşçılar sıklıkla Öcalan'ın yazılarının zorunlu eğitiminden edindikleri Marksist devrim sözcüklerini kullanırlar. İfadeleri de yine aynı makalede yer alır. PKK'nın ateist, materyalist, din düşmanı zihniyeti örgütün kurucusu ve daimi lideri Abdullah Öcalan'ın kitaplarında ve çeşitli tarihlerde yaptığı konuşmalarda çok net bir biçimde dile getirilir. Okuyacağımız ifadelerden Yüce Allah'ı tenzih ederiz. Öcalan, 10 Eylül 1998 günü Şam'da 60-65 kadar teröriste hitaben yaptığı konuşmasında şunları söylemektedir. Kızlarımız, kadınlarımız, annelerimiz çocukça ve ahmakça hareket ediyor. Kadınlarımız Açıkça söylüyorum. Dinin etkisinde kalarak pasifleşmiştir. Bizim din ile ilişkimiz yok. Halkımız Tanrı'dan, ideolojiden kopmalıdır. Ben çok uğraştım. Sonunda Tanrı'dan koptum. Tanrı'yı açtım. Böylece Abdullah Öcalan olabildim. İslam kadınımıza bir şey vermemiştir. Bunun yerine sosyalist ahlakı koyacağız. Lise dönemlerimde büyük felsefik bunalımı yaşadım. Tanrı ile savaşı verdim. Bu savaştan başarıyla çıktım. Sonra yarı tanrı oldum. Sanat ve Edebiyatta Kürt Aydınlanması isimli kitabında çocukluğundan beri bilimsel olarak gördüğü Marksizmi benimsediğini söylerken şu hezeyanları sarf etmektedir. Yukarıda Tanrı olsaydı beni yine yanlış yola sevk edecekti. Allah da Kürtler için değildir. Kürtleri şaşırtıyor. Kürtlerin Allah'ı da onları yanlış yola sevk ediyor. Bunun için ben de kendi kendimin Tanrısıyım. Öcalan, Sümer Rahip Devleti'nden Demokratik Uygarlığa isimli kitabında da aynı din karşıtı hezeyanlarını sergilemeyi sürdürmektedir. Dini söylem, Allah, peygamber ve melek gibi kavramlar dönemin siyasi literatürüdür. Allah bir nevi orta çağın feodal manifestosudur. Temel yasası ve bildirgesidir. Namazın kendisi de genel anlamda bir tiyatrodur. Yüce Allah'a tenzih ederiz. PKK'nın bu din düşmanlığı Orta Doğu'da 100 yılı aşkın süredir başta İngilizlerin devleti olmak üzere dünya derin devletleri tarafından planlanan Armageddon Savaşı içinde kullanışlı bir piyon haline gelmesini sağlamıştır. Orta Doğu'yu Müslümanlardan arındırmaya amaçlayan bu planda PKK gönüllü ve paralı militan konumuna gelmiştir. Nitekim Öcalan'ın son dönemlerde geliştirdiği batı yanlısı görünümün altındaki sebep budur. Öcalan, komünist Kürdistan'ı inşa edebilmek için Armageddon hayali kuranlarla işbirliği yapabileceğini görmüş ve kendisini batının Hristiyan ve Musevilerin destekçisi gibi göstermeye çalışmıştır. Bu konudaki dikkat çekici sözlerinden biri ise şöyledir. İslam'ın unutulur, inkar edilir kıldığı bu halk yani Kürtler tüm tarikatçı yapılanmalara karşı Armagedon'da ağırlıklı olarak Hristiyanlar ve Musevilerin yanında yer alacaktır. Bu sözlerin anlamı açıktır. Dünya Derin Devletinin Orta Doğu'da radikalizmi bahane ederek Müslümanlara karşı yürüttükleri savaşta PKK kiralık katil olarak kullanılmayı kabullenmektedir. Bunun karşılığında beklentisi ise Dünya Derin Devleti'nin Komünist Kürdistan kurulmasına vereceği destektir. Son dönemlerin sıkça duyulan propaganda cümlelerinden biri de PKK, Batı'nın bölgede güvenebileceği tek demokratik, laik yapılanmadır, safsatasıdır. PKK'nın demokratik olmak bir yana en küçük bir eleştiriye dahi öldürerek cevap verdiği bilinen bir gerçektir. PKK'nın laik olduğu iddiası da batılı halkların PKK'ya sempati duymasını sağlamak için seçilen özel bir üsluptur. Böylece batıya Orta Doğu'daki aşırı radikal İslami örgütlere karşı size benzeyen bir tek biz varız mesajı verilmektedir. Oysa PKK layık değildir, din düşmanıdır. Sadece İslam'a değil Hristiyanlığa ve Museviliğe de düşmandır. Layıklık halklara ibadet ve inanç özgürlüğünü sağlar ve en güzel en doğru hali Kur'an'da tarif edilmiştir. Kur'an'a göre her insan dilediği gibi dinini yaşamakta özgürdür. PKK'nın öngördüğü sistemde ise her insan marksist, leninist, stalinist dogmaya göre yaşamak zorundadır.